sigara bağımlısıysanız hele ki sigaradan nasıl kurtarılacak hastamız kendisini? Sigara dediğiniz gibi ülkemizde en büyük kalp krizinin etken faktörlerinden bir tanesi ve Avrupa'da da bu konuda birinciyiz. Hem kullanım sıklığı olarak hem de miktarı olarak ortalama olarak her 3 kişiden biri düzenli olarak içiyor. Yani yarı yarıya da muhakkak hayat boyunca içmişliği var. Sigara yaşı bugün artık çocuklarımızda 11-12 gibi bir sınıra dayanmış durumda. Çok kolay ulaşılabilir, çok kolay bir şekilde satın alınabilir bir durumda. Bununla alakalı olarak yasal düzenlemeler bundan birkaç yıl öncesinde yapıldı ama pratikte uygulanabiliyor mu? Açıkçası biz bunu görmüyoruz. Yani 20-25 yaşında hastalarımız geliyor, sigara içiyor. Soruyoruz, kaç yıldır içiyorsun? 10 yıldır içiyorum diyor. Yani 10 yıl öncesine gittiğimizde çocuk 11-12 yaşındaydı. Yani bu sadece yasal olarak değil, idari olarak da inisiyatif almak gerekiyor. Yani bunda sadece hekim olarak değil, aile olarak değil, bir ilin yöneticisi veya işte okulun yöneticisi muhakkak inisiyatif almalı ve bununla aktif bir şekilde mücadele edilmeli. Ülkemizde sigara içme oranı dediğimiz gibi Avrupa'nın en yüksek oranında. Sadece sigara değil, yanı sıra alkol, yanı sıra stres faktörleri de çok önemli. Stresle baş edebilmek için artık yani büyük şehirlerimizde yani yoğun bir trafik, yoğun bir iş yaşamı, bunlara hak veriyoruz. Yani hastalarımız bu yönden yani değiştiremeyecekleri faktörler var. Yani iş yerini değiştiremiyor veya oturduğu evi değiştiremiyor veya patronunu değiştiremiyor. Yani bunlar yaşamak zorunda olduğu stresler. Ne yazık ki belki hani milenyum çağı dediğimiz çağda da ulaşılabilirlik kolay olduğu için ulaşılabilirliğin karşılığında da tatmin çok kolay oluyor ve tatmin çok kolay olunca da bu sefer insanlar daha yüksek tatminlere ulaşmak istiyorlar. Yani 11-12 yaşındaki çocuklar gerçekten görüyoruz yani sigara bağımlılığı şeyinde var. Yani bakanlığımız bu konuda, Sağlık Bakanlığı çok yoğun bir şekilde, etkin bir şekilde çalışmakta. Ama ne yazık ki diğer bakanlıklarla veya ülke genelindeki diğer kurum kuruluşlarla iletişim zayıf bu konuda. Sadece Sağlık Bakanlığı değil, diğer bütün bakanlıkların, hatta bütün bu konudaki bilinçli olmaya çalışan her vatandaşın bir birey olarak bununla mücadele etmesi gerekiyor.